Herkese günaydın, hayırlı sabahlar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Zonguldak yine karlara büründü. Açılışı yine böyle karlı karlı yapayım dedim. Sıkılmadınız inşallah. Gerçi benim gibi herkes karı çok seviyor biliyorum. Hatta birçoğunuz keşke buralara da yağsa diyorsunuz. Yağmayan şehirler var. Geceden beri böyle lapa lapa yağıyor. Duru çok seviniyor tabii, değil mi Duru? Evet, ineriz aşağıya istersen. Saat 11'e geliyor artık. Kahvaltı hazırlayacağım. Buradaki tabakları hep unutuyorum. Burada da benim servis tabaklarım işte, kahvaltıda kullandıklarım var ama bu tarafı açmayı unutuyorum. Hep mutfaktan aynı tabaklarla yola devam ediyorum. Şu diğer tarafta da çaydanlıklarım var. Ekstra yine bir iki tabak var. Bugün şöyle şu kelebeklilere yapayım. Bayağıdır kullanmadım. Güzel gene yer sofrası hazırlayalım. Rıza da evde bugün, o yüzden 4 tane tabak çıkardım bugün izinli. Şuna da şöyle bir peynir tabağı gibi bir şey yapayım. Duru Hanım acıkmış. Bana diyor kuymak yap. Karnım acıktı diyor. Bugün ben de çok acıktım vallahi. Karnımda zil çalıyor arkadaşlar resmen. Şu kuymaklık peynirden biraz tabağa şey yapayım, dilimleyeyim. İnce ince böyle ayırıyorum onları. O zaman güzel eriyor. Şunlar bayat ekmeklerim. Kızlar böyle içlerini yiyorlar. Bakın kenarlarını bırakıyorlar. Bu da dün aldıkları taze ekmek. Şu dursun. Bunları bir değerlendirelim. Şöyle bir dilimleyeyim önce, bakalım ne yapabiliriz bundan. Ekmekleri şöyle dilimledim. Fazla da yapmadım. Zaten ikişer tane yetiyor. Hatta ben bir tane yerim. Ben ekmek yemiyorum normalde biliyorsunuz. İki yumurta kırdım. Biraz kaşar doğradım. Biraz da sucuk dilimledim böyle. Azıcık da tuz serptim. Şöyle bir karışım hazırladım. Siz buna işte domates, biber, sosis, yani evde ne varsa zeytin olabilir. Bu yumurta karışımına katabilirsiniz. Benim kızlar ayırıyorlar. Mesela domates istemezler, biber istemezler. Ama yazın çok güzel oluyor şöyle biberli ekmekler falan. Bunu iyice karıştırayım. Ekmeklerin üzerine koyacağım arkadaşlar. Ekmekler hazır. En son fırına vereceğim. Kuymak malzemelerini de hazırlayayım. Bir de kahvaltılıkları tabaklara koyayım. Ondan sonra yine salona yer sofrası kurarız. Güzel bir kahvaltı yaparız orada bakalım. Kuymak için malzemeleri hazırladım. Çok fazla yapmayacağım. Ekmekler de var çünkü. Bir de biz yaptığımızda koyu oluyor diye yazanlar var. Mısır ununu çok koyuyorsunuzdur arkadaşlar. Burada 2,5 yemek kaşığı kadar var. Normal bir tavada yeterli oluyor. Peynir de bu kadar yeter. Suyumuz var şöyle bir büyük bardak. Şöyle bir kaşık dolusu tereyağını eritiyorum önce. Hatta altını kısacağım yanmasın. Şöyle tuzunu da koymuştum üzerine. Tuzunu da çok kaçırmayın. Peynir de tuzlu oluyor. Yani benim aldığım biraz tuzlu oluyor. Bakın mısırımı bu kadarcık. Az olacak yani. Şöyle 5-6 dakika kavuracağız güzel. Ne yavrum? Duru da ablasını kaldırmaya çalışıyor. Azra biraz geç yattığı için geç kalkıyor. Duru ama 8'de ayakta. Biz Duru'yla erkenciyiz. Ben bir kahve içtim, oturdum, kar yağışını seyrettim falan. Bayağı bir zaman geçti. Rıza da kalkar şimdi. Kalkmıyor mu aşkım? Şimdi suyla açacağım. Bunu böyle aşırı kavuranlar var. Kuymağı böyle, nasıl diyeyim size, koyu renkli yapanlar var. Ben öyle sevmiyorum. Rengini açık seviyorum. O yüzden fazla kavurmuyorum. Evet aşkım, bakın suyla bayağı açtım. Koyulaşıyor şimdi. Birazdan da peynirleri ekleyeceğim. Peynirler eriyene kadar karıştıracağım. Duru da benimle sofra kuruyor. Evet. Duru'nun kuymağı pişiyor. Değil mi Duru? Mis gibi kuymak koktu. Evet. Kuymağımız da hazır arkadaşlar. Altını kapatacağım. Bekledikçe çok güzel uzuyor. Yani durdukça daha güzelleşiyor bu böyle.
Üzerine isterseniz tereyağı bırakabilirsiniz. Ama bence gerek yok. Bazıları böyle aşırı tereyağlı seviyorlar ya. Altını kapattım. Ekmekler pişsin. Hemen sofraya oturalım bakalım. Kuymak hazır arkadaşlar. Bakın bekledikçe uzamaya başlıyor peynirler. Ekmekler de çok güzel kızardı bakın. Şimdi çıkardım. Artık sofraya benimkiler sabredemiyorlar. Bayağı acıktılar. Saat 12'ye 20 var. Evet, yine yer sofrasını çıkardık ortaya. Kahvaltılıkları da çıkardım ama bunlar inanın yenmiyor. Çünkü kuymak yetiyor arkadaşlar. Hepsini bitirecek misiniz demeyin. Fazla geliyor zaten. Ekmek getireceğim sadece. Kızlar belki şundan sürmek isterler diye. Şöyle mis gibi anne kahvaltısı. Hep beraber ailecek karnımızı doyuralım. Sonra kızları aşağıya indireceğiz. Kar oynayacağız biraz. Şu anda çok güzel yağıyor çünkü. Rıza'cığım çayı sen getirebilirsin. Çaydanlık gelebilir. Sen ağır olabilir kızım. Baban getirsin. Çayımızı dolduralım. Bak bak bak. Oy diyorsun değil mi Rıza? Çay kısmını sana bırakıyorum Rıza. Elin yanar. Elin yanar. Otur kızım hadi. Sen de otur. Tamam. Kar da size çekeriz arkadaşlar diyor. Duru size kar çekecek. Baba, baba şuraya çete atabilirsin. Tam da çay dolduruyorum şu an. Hadi afiyet olsun kızlar. Alın tabaklarınıza ekmek sıcakken. Hadi bakalım. Hadi afiyet olsun. Şişede tavuğu çeteli sonra aşanacak. Nasıl mutlu oldu kuymak görünce. Çep ailesi gene yollara düştü arkadaşlar. Kar kış demeden. Kızlar babaanneye, biz Rıza'yla çarşıya inmemiz lazım. Mutlaka gitmemiz lazım yani. Çarşıda işimiz olmasa tabii ki gitmeyiz ama ikimizin inmesi gerekiyor. Ay düşecektim. Buralar yine felç görüyorsunuz. Böyle saçlarımı ördüm, topladım. Salınca da kar da binince o kadar kötü oluyor ki tiftik tiftik. En iyisi toplayayım da öyle şapka takayım dedim. Sıkıca giyindik bugün. Şu montum daha sıcak tutuyor beni. Gidiyoruz bakalım. Rıza yürümeyeceğiz değil mi? Geze geze gidelim. Kızları bıraktık. Şöyle terminalin oradan doğru yürüyelim dedik. Karda yürümüş olalım. Aslında dolmuşlar işliyor ama biz bilerek yürümek istedik. Böyle gidiyoruz bakalım. Kar güzel de işte sonrası bu yollar falan çile oluyor. Yoksa kar çok güzel de bu yolda mahsur kalanlar, uzak bölgelerde, köylerde kalanlar, Allah onların yardımcısı olsun. Bizim için bir şey yok da biz yine her yere ulaşıyoruz. İşe gelip gidenler için zor. Uzak olanlar. Yoksa karın keyfini çıkartırsın tabii. Büyükşehir önde değil ya. 22 dakika değil. Büyükşehir gibi değil. Büyükşehir daha sıkıntı. Rıza Bey ilk kez maskesiz. Açık havada takmadı görüyorsunuz. Maske taktım. Ben de bugün takayım dedim. Her zaman takmam ama. Hayatta takmazsın maske. Geçen dolmuşa binmişim. Maske yok cebimde. Cebimde oluyor da. Dolmuşa binerken unutmuşum bir tane bayan önden. Lütfen dedi şu maskenizi takar mısınız dedi. Bir şok oldum. Bir baktım maskem yok. Ay dedim. Cebimdeymiş kusura bakmayın dedim. Kadın bana çantasından maske uzatıyor. Maskem yok sandı. Sanki çok takarlar. Şoförler hiçbir takmıyor. Hayır bir an şok oldum bana öyle çıkışınca böyle sert bir ses tonuyla söyledi. Herkes takıyor da sanki. Şoför hiçbir takmıyor ki. Şoförler. Yani işte biz gene yapalım taksan yapacağımızı da. Tıktım tıktım ayakta yolcu alıyorlar. He aynen aynen. Maske taksan mı? Bir tane amca iniyordu. İnemedi kayıyordu neredeyse. Rıza da dedi ben sana yardım edeyim. Nereye gidiyor ki bu havada? Dikkat et, araba geliyor. Yavaş. Bayağı da yaşı var. Nereye gidiyor ki acaba? Hep
Neredeyse düşüyordu. Vallahi iyi ki gördük. Allah yardım etsin. Çarşıya mı iniyor acaba? Ay, geleyim mi? Dur. Çarşıya iniyormuş arkadaşlar. İşleri varmış. Ne yapayım yavrum diyor. Mecbur iniyorum diyor. Allah yardım etsin. Durakta bekle dedik ona. O dolmuşa binsin de dönüşte nasıl dönecek? İnşallah gene birilerine denk gelir de çıkarırlar. Bu bayırı çıkması lazım. Şu yukarıda oturuyormuş. Kenarda beklesin ha. Burada mı duracağım? Ha, tamam, burada bekle sen. Yürüye yürüye indik. Bakın camiyi de görelim dedik. Buralar güzel oluyor karda. Şöyle çarşıya kadar yürüme devam edeceğiz. Kırmızı olduk arkadaşlar. Kar yağmaya başladı. Helvacı Ali'ye girdik. Birer çay içelim. Birer helva yiyelim diye. Bugün artık böyle oldu. Bankadan çıktık şimdi, Ziraat Bankası'nda. Neyse, eve gideceğiz. Seçal'a uğradık. Biraz kuru yemiş alışverişi yaptık. Artık eve çıkacağız yani. Başka bir işimiz yok. Ha, babama uğrayacağız. Babamın iş yerine gitmemiz lazım. Bakalım ne yapıyor onu da görelim. Oradan doğru dolmuşa. Evet, eşime helva ısmarlıyorum. Rıza'cığım, seni helvacı Ali'ye getirdim. Daha ne istiyorsun? Balkonda oturamıyoruz. Balkon şeyi, brandası göçmüş. Yoksa şöyle kar yağışını seyrederdik. Helvamız da çok güzel. Çocuk dediği ya, o da buralı demiş. Abi, burada çok bunlar dış şubeden geliyorlar ya, buraya yeni açıldı evet. Burası. Geçen sene açıldı helvacı Ali. Buraya diyor, her sene böyle kar yağıyor mu diyor. Dedik yok, bu kadar yağmıyordu. Şöyle bakın. Sıcak bir helvayla içimiz ısınsın, mis gibi dondurmalı. Eve geldik, saat 4 oldu arkadaşlar. Babamın yanına uğradık, biraz onunla sohbet ettik derken kızları aldık şimdi kayınvalidemden. Seçal'dan böyle kuru yemiş alalım dedik biraz. Rıza şöyle karışık kuru yemiş aldı. Ne kadar tutmuş? 27.65 bu tutmuş. Ben yine kendime şöyle ceviz içi aldım. 31 lira tutmuş. Ceviz daha pahalı tabii ki. Hurmam bitmişti. Hurma aldım. 12 yırtılmış etiketi. Bir de duruyor şu fındıklı lokumlardan aldım. Bunları seviyor. Çok fazla almadım. 95 lira ödedim. Yok, 96 ödemişim. İşte Seçal'a. Şok'tan da ekmeğimizi aldık. Suyum azdı. Su aldım. Şimdi onlara hemen mantı suyu koydum. Mantı yapıyorum arkadaşlar. En pratik. Çorbam da var. İsterlerse ısıtırım. Bizimkilerin mantısı hazır arkadaşlar. Ben de 6'ya doğru salatamı falan yaparım. Ben daha yemeyeceğim yani, ara öğün yapacağım şimdi. Hatta çay da demledim. Onlara afiyet olsun. Çorbayı istemediler. İçecekleri var. Sadece mantı yiyeceklermiş bakalım. Benimkiler çok güzel. Karnını doyurdular arkadaşlar. Ben de şöyle keyif çayı aldım kendime. Güzel kar yağışı eşliğinde çayımı içeceğim. Yine başladı bakın. Yurdun dört bir tarafında kar yağıyor vallahi. Çayımı içtim. Azra tutturdu kuaföre gidelim diye. 2 gündür saçlarını kestirmek istiyor. Saçlarından çok sıkılmış. Dün burada kapalıydı kuaförler. Salı günleri Zonguldak'ta kapalı oluyor. Sizin orayı bilmiyorum ama salı günleri çalışmıyorlar. Bugün de söz vermiştim. Aslında dedim kızım çarşılarda bayağı yoruldum. Yani daha doğrusu üşüdüm. Yarın gidelim dedim, istemedi. Neyse şimdi Gülsüm ablanın oraya çıkıyoruz. Saçlara veda. Bakalım. Eve geldik. Bir saatten fazla oldu. Azra saçlarını alışmaya çalışıyor. Bakın çok hanım hanımcık oldun Azra. Aslında önüme saçlar geliyor. Önüne perçem kestirdik ama biraz toplayalım dedik. Çok yüzüne geliyor. Böyle katlı bir kesim yaptırdık. Ara makas da yaptırdık. Göstereyim mi? Göster. Dön arkanı. Ama bu
Sen rahat ettin mi? Kabardı biraz tabii, kuruttuk ya. Ama kuafördeki abla bile diyor ki bu saçla nasıl duruyorsun? Hem kalın, hem kalın telli, hem çok uzundu. Vallahi bir rahatladı. Ben bile rahatladım. Sana böyle katlı saç mı istiyorsun? Senin de kısa saçın zaten diyemedim de. Ha, böyle tel toka mı takmak istiyorsun? Neyse, Azra rahatladın değil mi? Kuruturken çok zorlanıyorduk. Vallahi çok kalındı. İyi oldu arkadaşlar. De çok kalın olduğu için acıdı biraz. Zor kesti abla. Hayır diyor, bayağı bir ağır diyor. Kafasından 1,5 kilo diyor yük kalktı diyor. Saat 12'ye geliyor arkadaşlar. Videomu yeni editledim. Vallahi koltukta uyuyakalmışım biraz. Bu akşam dizi de yoktu. Canım da sıkılmıştı. Neyse, şimdi artık veda edeyim dedim. Kendinize iyi bakın. İnşallah yarın görüşürüz bakalım.